Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Arkamdan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bizim için uzun zamandır beklediğimiz gün geldi. Bugün evimizin anahtarlarını teslim alacağız. İnşallah bizim telaşe müdürü Mehmet Ali de işten teneffüsü vardı onun bu saatlerde. Çıkmış geliyormuş bir 10-15 dakikaya da ben orada olurum diye şimdi bizi aradı. Buranın Hausmeister apartman görevlisiyle şimdi buluşacağız. O bize anahtarları verecek. Sonra garajdaki yerimizi, kelerimizi hep o tarif edecek. Şimdi ona bakmaya geldik. İnşallah bugün akşama da boyacımız giriyor. Yani biraz böyle hızlı bir giriş yaptık. Sanırım bu sese biraz alışmamız gerekiyor. Yani herhalde tek kötü olan taraf o. Arkamızdan tren geçiyor. Ve her 20 dakikaya bir. Yani beni birisi arıyor, hemen bir cevap vereyim. Mehmet Ali aradı. Yani çocuklarla en sevmediğim şey böyle zamanını tutturamayan insan. Anahtarları getiren adam bir 15 dakika geç kalacakmış. Mehmet Ali'nin işine yaradı. Biz de şimdi çocuklarla, bugün de inadına hava 27 derece. Bir dakika. Dediğim gibi Mehmet Ali'nin işine yaradı. Biz de artık ortada park yapmışlardı. Oraya gideceğiz biraz çocuklarla. Bir 15 dakika çocuklarla orada vakit geçirelim. Bugün bir de alışverişe gitmemiz gerekiyor. Geldik geleli. Nasıl başardım bilmiyorum ama geldik geleli daha hiç alışverişe gitmedim. Bu hafta bütün hafta 27, 28, 30 derecelere kadar çıkacakmış. Allah kolaylık versin bize. Şöyle bir de size evimizin bu köşesini göstereyim. Aslında buraya bir yere BKK'yı açacaklardı ama bak hala yeri yok. Orası değil galiba Hifa. Orası başka bir şey için. Gel oğlum. Anne şu diğer tarafta oynama yeri var mı? Biz sanırım orada da yok, orası şey Hifa. Kinagrip'e mi ne varmış ya, onun yeri orası. Bak kapısını kapatmışlar, orayı ayrı yapmışlar. Aslında bizim... Aslında kapalı olsaydı da bizimkiler de oynayabilseydi güzel olurdu. Yani bilmiyorum, onu bir daha baba gelince bir soralım bakayım. Evet, çoğu kimse taşınmış. Ve balkonlarda perde var. Aha, bizim balkonda da var mı Hifa perde? Yoksa herkes kendisi mi yaptırmış perdeyi? Aa, ne kadar güzel. Evet. Daha dün kendisiyle dalga geçiyordum. Bana sürekli diyor ki şuna da dikkat et, buna da dikkat et Mehmet Ali, sen yarın gelirsin dedim. Yok, gelemeyebilirim falan. Şimdi burada. Evet, adamı hala bekliyoruz. 15 dakikası da doldu. Aynen, tam 15 dakikası doldu. Servus. Gelmiş mi? Süper. Hadi. Anne ben onu... Evet, evin içine girdik. Şöyle hemen bir balkona çıkayım. Çünkü şeyi çok merak ettim. Bu arada balkonun yerleri süper. Aslında var ya, tam demin aşağıdayken diyecektim. Şuraya çamaşır nasıl güzel serilir. Aslında şuraya şeyler oluyor, böyle asıyorsunuz, dışarıya da çamaşır asabiliyorsunuz. Tam yani onun yeri var burada. Evet, tabii yaz olunca okulun spor alanı gözükmüyor ama Hifagil teneffüslerde hep buraya çıkıyorlar. Şu yeri kırmızı, bilmiyorum görebiliyor musunuz, buraya çıkıyorlar. Evet, perde var. Ben de ona bakmaya çıktım. Sen de mi geldin oğlum? Burası böyle oturma odamız. Yaşasın. Lambamız var dışarıda. Bir tane de prizimiz var. O priz çok güzel. Onlara hiç tabii ilk seferinde, biz neredeyse evi bile unutmuştuk arkadaşlar. Eşim bana soruyor var mıydı orada öyle bir şey. Ben ona söylüyorum. Yani. Lamba. Evet, ev boş olunca çocuklar çok fena yankı yapıyorlar. Banyomuz inanılmaz büyük. Şöyle. Buralarda da hiç lamba yok. Burası da misafir tuvaletimiz. Misafir tuvaleti güzel. Yani ebat olarak olması gerektiği gibi. Yani. Burada böyle. Gerçekten evi neredeyse unutmuşuz. Çeşmeler. Heh.
çeşmeler çalışıyor. Çeşme biraz, lavabosu biraz küçük buranın ama diğer evin de misafir tuvaletinin lavabosu biraz küçüktü. Onun için çok bir sorun olmaz. Evet, arabamıza bindik. Şimdi gidiyoruz ve sonunda uzun zamandır beklediğimiz anahtarlarımıza kavuştuk arkadaşlar. Şimdi alışverişe doğru gidiyoruz. Çocuklarla Mehmet Ali geliyor. Alışverişlerimi yerleştireyim hem de size neler aldığımı göstereyim şöyle. Şöyle minik bir karpuz aldım avucum kadar. Şöyle siyah üzüm aldım. Bizim çocuklar seviyorlar. Şöyle nektarin aldım. Anneciğim. Soğan aldım. Daha sonra şöyle patates aldım. Yumurtam var şöyle. Bu hafta Mehmet Ali sabahçı. Yani gececi. Sabahtan evde. Şöyle çocuklara bir tane peynirli, bir tane normal brink aldık. Anneciğim, efendim oğlum. Himbeere. Onlar da indirimdeydi. Şöyle Hifa'ya bir tane yazlık elbise aldım. Şöyle Yusuf Selim'e ama böyle bir tane alt üst takımı aldım. Pijama takımı. Kısa kollu. Tuzum var. Şöyle kıvırcık aldım bir tane. Kırmızı kapya biber. Bir boğum maydanozum var. Hifa uğruyor istedi. Şöyle iki tane Yusuf Selim'in asla vazgeçemediği pembe donat aldım. Çocuk Türkiye'de bile aşermiş gibi dondurmacı da gördü ve onu yemek istedi. Yani inanamıyorum. Şöyle lavaş aldım. Şöyle bir tane kuayta kıvak aldım. Şöyle avokado aldım. Şöyle domatesim var bir tane. Hifa'nın isteği üzerine bombeyan. Şöyle cevizli ekmek aldım. Şöyle temizlikte her zaman lazım oluyor. Esik reiniger. Şöyle tekrar küçük domates kahvaltılık için. Şöyle peynirim var. Buzlukta brokoli aldım. Şöyle iki tane mayıs kolbim aldım. Değişik değişik. Bunları da yeni getirdiler. Burada normalde yoktu bunlar. Şöyle domates aldım. Konserve domates. Tereyağı aldım. Bir tane dondurmamız var arkadaşlar. Bu arada onları unuttum. Şeyin altında da şöyle bir tane kapkazonumuz var. Asıl göstermek istediğim sizlere şu arkadaşlar. Yani bu biraz büyük şey boyu. Bunlar gelmiş şimdi Aldi'ye. Yani yeni başladım ben bunu kullanmaya. Önceden normal Tursil kullanıyordum. Renkler için Tursil kullanıyordum. Bir fark ettim ki siyahların rengini bozartıyor. Onun için annem geçen gün söyledi. Onu bir dene, çok iyi diye. Mehmet Ali de biliyorsunuz hep siyah tişört giyiyor okula, işe gidip gelirken. Efendim canım, bitirdin mi oğlum? Yok, daha içi dolu annem. Tamam. Gidince eve biraz daha yiyelim, tamam mı? Tamam. Hifa ile biraz daha yiyelim. Yani eğer öyle bir problemi olan varsa veya böyle leke leke kalıyordu siyahlarda, şimdi artık öyle bir problemimiz yok. Çok güzel kokuyor ve yumuşatıcıya da gerek yok. Çünkü kokusu da çok güzel. Yani benden size bir tavsiye olsun. Ama şimdi bu sefer gerçekten bitti alışveriş. Yani vakit bulmuşken sizlere de DM'den aldıklarımı da göstermek istiyorum. Yani şimdi birazcık iki taraflı da düşündüm. Hem bu evi temizlerken hem diğer eve lazım olacak şeyler vardı. Şöyle bir tane Domestos aldım klozet temizliği için. Domestos'um o kadar az kalmıştı ki kaç gündür eşime diyorum gelirken bir uğra Clorox al gel diye. O da bir türlü gidip gelemedi derken bugün artık sonunda aldım. Hatta bir an düşündüm iki şişe mi alsam diye. Sonra da dedim ki sen iki şişe alırsan sen bunu bu bir hafta içerisinde bitirirsin. En iyisi tek şişe al. Yani sağlık yönünden de biliyorsunuz aslında hiç sağlıklı değil ama gerçekten evin içinde de olmazsa olmazı. Böyle bir Clorox kokacak yani bazı yerler. Şöyle bir tane vis aldım. Bunu banyoyu sürterken veya lavabonun içini sürterken çok güzel oluyor. Yani günlük Clorox kullanmaktansa bunu kullanmayı tercih ediyorum. Ve ayrıyeten tencereleri çok güzel parlatıyor. Daha sonra Yusuf Selim'in diş fırçasını
Yani değiştireyim artık. Aslında gitmeden önce değiştirmiştim. Dedim bunu gelince kullanır çocuk. Ama şimdi gelirken de içim rahat etmedi. Gelince de dedim neyse yenisini alayım. Şöyle bir tane de ona diş macunu aldım. Kendi diş macunum bitmek üzereydi. Bir tane de bundan aldım. Çok güzel dişleri beyazlattığını düşünüyorum. Onun için ısrarla bunu kullanıyorum. Senelerdir. Daha sonra maskara aldım. Ben bu maskarayı arkadaşlar Türkiye'ye giderken bir kere daha almıştım. Ama ben akıllı. Sen git kahverengisini al. İçini bir açtım kahverengi. Nasıl yani dedim bunun kahverengisi de mi vardı? Hatta böyle daha sarışın olduğu için Şükrişime bırakıp gelecektim dayımın kızına. Ama unutmuşum. Yani buraya gelip de çantamın içinde görünce de çok üzüldüm ama ya bir de yeni almıştım. Artık nasip olmadı yani. Öyle düşünmüştüm. Onun için bugün kendime siyahını tekrar aldım. Kahverengi bende bir işe yaramıyor. Yani kirpiklerimi kaldırıyor ama yani boyamadığı için çok da bir anlamı olmuyor. Onun için gittim kendime bugün tekrar maskaramı yeniledim arkadaşlar. Bu kadar şimdilik alışverişimiz. Bu arada Mukaddes teyzeciğim, ellerinden öpüyorum. Çok sıkı takip ediyor musun videoları? Buradan seni kokulu kokulu öpüyorum. İnşallah taşınıyorum şimdi. Hatta yengemin annesi olur kendisi. Hatta kendisi sormuş Hülya nasıl geldi, taşınmayacak mıydı diye. Şimdiden sonra bugün anahtarları aldık. Bugünden sonra taşınıyorum inşallah. Çok teşekkür ederim beni bu kadar desteklediğin için. Allah razı olsun. Pamuk ellerinden öpüyorum. İnşallah bir dahaki izinde görüşmek ümidiyle seninle de. Bu sene bir türlü denk gelemedik ama çok çok da kulaklarını çınlattık. Esma ile Şükriş'le Songül ablamla bol bol kulaklarını çınlattık. Yani inşallah bir dahaki geldiğimde görüşürüz Mukaddes teyzeciğim. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Bu arada Mukaddes teyzeye teşekkür ettim ama beni destekleyen o kadar güzel kalpli insanlar var ki yorumlarını esirgemeyen inanın her seferinde böyle her videonun altında yorumlarını gördüğümde böyle çok seviniyorum. Yani inanın çok kıymetli böyle şeyler. Geri dönmeye de çalışıyorum mutlaka ama bazen eğer çocuklardan dolayı geri dönemediğim oluyorsa ne olur kusuruma bakmayın. Bazen fark etmiyorum bile. Allah hepinizden razı olsun desteklediğiniz için. Desteklerinizin devamını da bekliyorum. Annem artık öyle yapıyor. Nereye giderse kızımın kanalına abone olun. Kızımın kanalına abone olun. Artık yürüyen pano gibi oldu. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştu. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.